Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes iyidir inşallah. Bugün güzel bir Antalya'nın türlüsünü yapacağım size. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve tabii ki beğenilerinizi, tabii ki abone olmayanların abone olmasını rica ediyorum. Şimdi güzelcik bir tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi türlü yapacağız. Çok güzel oluyor Antalya'nın türlüsü. Ta annemden kalma. Şöyle bir, iki yemek kaşığı. Çünkü benim bu yemek kaşığıma denk geliyor. Şu küçük bir kaşık, tahta kaşık. Zeytinyağı koyduk. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ koyduk. Arkadaşlarım, bunun içine ben şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı atacağım. Bu türlü de tereyağı mükemmel ötesi oluyor. İnanın bana. Yapanlar da vardır tabii ki. İçine bir tane kuru soğan doğrayacağız arkadaşlar. Bu bizim Antalya'nın annemden kalma usul bir türlü. Eskiler ne yaparsa güzel yapmışlar. Biz de tabii ki kızları olarak devam ettiriyoruz. Böyle Antalya'nın şimdi tabii patlıcanları, kabakları, taze fasulyelerimiz çıktı Ayşe Kadın. Fiyatları da düştü, mükemmel oldu. Üstün bol bol yapalım, yiyelim arkadaşlar. Bir tane soğanı çok küçültmeden şöyle güzelce doğruyoruz. Soğanlar da taze soğanlar artık çıktı. Onlardan, kuru soğanlardan da kurtulduk. Böyle kavrulayacağız arkadaşlar. Bunu kavrulurken benim domates sosu koyacağım. Hazır, bekliyor. Taze fasulye ayıkladım şöyle gördüğünüz üzere. Bir avuç kadar şöyle. Yani bu ne kadardır? 150-200 gram kadardır. Kabak, patlıcan, patates koyacağım. Bunu güzelce bir kavurtlayalım arkadaşlar. Şöyle güzel güzel kavurtlayalım. Büyük olanları elinizle yapın. İsterseniz daha küçük doğrayabilirsiniz. Böyle ben çok bunda şey yapmıyorum. İnce ayrıntılara girmiyorum. Çünkü bu bir türlü soğan da görüksün. Güzel bir lezzet olsun. Zaten kavuruyoruz. Şu anda soğanla tereyağı bile kavrulurken o kadar güzel bir lezzeti var arkadaşlarım. Bir de arkadaşlar ben bir yarım kilo kadar bir çilek almıştım. Yiyemedik. 2-3 gün dışarıdaydık. İçine de 250 gram kadar şeker koydum. Fazla şekerli sevmiyorum. O da ıslattım biraz önce. 1 saat kadar falan oldu. Yarım kiloya 250 gram kadar bir şeker koydum. Onu da bir reçel yapacağım. Herkes reçeli bildiği için ben reçele girmiyorum fazla artık. Turşuya, belki turşuya gireriz ama çok reçel de göstermek istemiyorum. Soğanı pişerken de azıcık bir limon sıkacağım. Günlük hemencik böyle pratik bir reçel, kışlık değil daha. Ama bulursam kışlık küçük çileklerden bir reçel yaparım, size gösteririm. Arkadaşlar bunun içine yarım yemek kaşığı kadar salça bıraktım. Biraz kavruklu tabii, ben size çekim yapıyorum ya arada gösterdiğim için. Çok da öldürmeye gerek yok şeyleri, zebzeleri. Yarım yemek kaşığından daha az toz biberim de koydum. Şöyle onları bir kavruklayalım. Şöyle. Bazen ben bunu çiğden de yapıyorum. Hepsini koyup kavruklamıyorum ama taze soğan şey taze fasulye olmaz arkadaşlar. Taze fasulye koymazsam bu türlüme kavruklamadan yapıyorum. Hepsini çiğden koyuyorum. Onu da göstereyim bir gün. Bir su bardağından fazla domates sosum var. Domates sosunuz yoksa domates rendeleyebilirsiniz ya da doğrayabilirsiniz. Artık bitirmek istiyorum çünkü domatesler çıkacak, yeni soslar yapacağız. Şöyle bir su bardağı fazla, 1,5 su bardağı kadar vardır. Onun güzelce sosuyla da pişsin istiyorum. Zaten o pişmiş sos bir arkadaşlar, biliyorsunuz onu tekrar böyle takır takır kaynatmaya gerek yok. Şimdi bunlar kavruldu. Bir 10 dakika kavuruyoruz arkadaşlar. Kavurduktan sonra biz zaten çekim ara ara yapıyorum, ben size bölüp bölüp yapıyorum. 10 dakika ben bunu kavurdum. Evet arkadaşlar, 10 dakika ben bunu kavurdum. Fazla kavurmaya gerek yok. Salçayla soğan kavrulduktan sonra benim pişmiş sos olduğum için. Ama domatesiniz varsa domatesini biraz daha kavurabilirsiniz. Bir 10 dakika böyle sosuyla pişti. Şimdi önce ben taze fasulyelerimi attım arkadaşlar. Taze fasulye birazcık öteki zebzelerden geç pişer. Hiç su ne koymuyorum daha ben buna. Böyle bunu birazcık kavururken bir tane küp şeker atıyorum arkadaşlar. Yavanlığını alsın diyerekten. Tuz koymuyorum. Benim sosum ve salçam tuzlu. Ona göre tuz oranını da kendiniz ayarlayın. Şimdi fasulye kavrulurken sosuyla beraber arkadaşlarım, tekrarlıyorum. Bir tane küp şeker atıyorum. Bu kavrulacak. Bu kavrulsun. Biraz bekleyelim. Gelelim. Arkadaşlar iki tane yeşil biber, bir tane de kapya biber koydum. Bekliyor. İki dakikaya onları da atacağım içine. Bir tane patatesimizi. Fazla koymuyorum patates. Şöyle küçük küçük kare kare istediğiniz şekillerde doğrayın. Çok büyük olmasın. Şöyle güzel güzel doğrayalım. Bazı hanımların şeyleri vardır.
Simetrik hastalığı, simetrik hastalığı. Benim öyle bir hastalığım yok. Benim ne hobim var, ne zobim var, ne fobim var. Ben nasıl bir insan oldum ben anlamadım. Bazı bayanların her şeye böyle korkuları var. Kediden, köpekten korkmayız. Böcekten korkmayız. Balık ayıtlarız, tavuk ayıtlarız, et keseriz, her şey yapıyoruz Allah'a şükür. Bizim gibi hanımlar artık var mı yok ben anlamadım da. Şimdi bir tane patates doğradık. Arkadaşlar ben fasulye yatalı 10 dakika oldu. Hemen onun içine ben bu biberleri atıyorum. Beraber onlar da kavruklansın. Şöyle görüyorsunuz 6 kısık ateşte. Şöyle. Çünkü biber gerçekten yemeğe lezzet veriyor böyle yemeklere. Hala o kavrulsun arkadaşlar. Bir köşede bekletiyoruz onları. Onlar da sıkıntımızı Allah'a şükür. Şöyle ben yanaşayım. Bir tane patatesi doğradık arkadaşlar. Şimdi bizim burada şöyle siyah kabaklarımız var uzun uzun. Belki başka yörelerde de vardır. Antalya'da ben bu siyah kabağı beyaz kabaktan çok tercih ediyorum arkadaşlar. Bana göre birazcık daha lezzetli. O daha çok sulu oluyor. Daha çok sulanıyor ama bu olmadığında onu almıyoruz mu? Alıyoruz tabii ki. Bunun bir de yuvarlakları var. Dolmalık diye satılıyor. İnşallah onları daha çıkmadı. Çıkarsa onlardan size bir güzel dolma yapacağım. Siyah kabağın yuvarlakları bu. Uzunu. Ben bunun çitmesini yapıyorum. Göstermiştim size. Çok seviyorum. Eğer karışık dolma yapacak olursam bunların biraz daha büyüğünü alıyorum. Onları yapıyorum. Mücver yapıyorum. Bundan. Çok seviyorum bu siyah kabağı ben. Bir de kabak çok vitaminli biliyorsunuz. Vallahi elimden geldiğince diyetlere girdim artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi kabağımızı 3 4'e böldük. Şöyle irili büyüklü küçüklü doğruyoruz. Çok da küçültmeyin sulanmasın. Şöyle ortadan böldüm. Sonra tekrar ortadan böldüm. Şöyle Antalya'nın zepsesi boldur biliyorsunuz. Çoğu yere bizden gidiyor herhalde. Şöyle. Kabağımızı da doğradım. Şimdi patlıcanlara geldi sıra. Patlıcanlara da arkadaşlar patlıcanlar da kararmasın diyerekten bir su koydum kabıma. İçine bir tatlı kaşığı kadar da tuz attım. Şimdi patlıcanlarımızı da yapalım onun içine. Hem fasulyelerimiz oluyor. Önceden bekletmedim çünkü bunları. Ben size hani şey yapmayayım diyerekten. Güzel güzel doğrayalım. Şimdi patlıcanlarımızı pıcama gibi doğradık. Kenarlarını aldık. Şöyle bunu da aynı şekilde 4'e böleceğim. Şöyle onu da küp küp doğruyorum. Bu şekilleri size kalmış. Nasıl seviyorsanız. Ama hep böyle gittik. Böyle gidelim. Patatesi de böyle yaptık. Fasulyeleri ikiye böldük. Kabağımızı böyle yaptık. Bunu da böyle yapalım. Bir takıntım yok ama birazcık da görsellik istiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir taraftan kettle da sıcak su olsun arkadaşlar. Şimdi ben kettle'ımdan sıcak suyu alıyorum. Bir çay bardağı kadar kaynayan fasulyeme katıyorum. Bir çay bardağı kadar. Fazla değil. Kaynamış su. Çünkü daha bu biraz daha pişmesi lazım fasulyemizin. Ayşe kadın aldım çabuk kavrulsun diye ama yine de belli olmaz. Daha pişmez çünkü o. O devam ediyor. Patlıcanlarımızı da doğruyoruz. Şunu da göstereyim. Şöyle patlıcanı soydum. İkiye böldüm. Kare kare doğruyoruz. Ne kadar kişiyseniz. Ben şu an 4 kişilik yapıyorum arkadaşlar. 4 kişiye bu yemek fazla fazla yeter. Yanına bir yoğurt. İsterseniz bir bulgur pilavı pişirin. Mükemmel olur. Arkadaşlar 15 dakikaya geçti. Fasulyemle biberlerim şöyle güzel bir kavruklandı. Bakın güzelliğine. Mükemmel ötesi gerçekten. Benim soslarımla salçam mükemmel. Biz böyle seviyoruz yani kırmızılı. Siz bu kadar sevmiyorsanız salçanızı, domatesinizi fazla koymayın. Ama Antalya'nın en güzel yemeklerinden biridir. Şimdi önce patatesleri koydum arkadaşlar. Bir tane doğradım. Siz çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Antalya'nın biliyorsunuz domatesi, zepsesi bol. Böyle annem hemen bir iki tane gelirdi pazardan. Kavuklar verdik, yerdik. Böyle sıcacık sıcacık mükemmel olurdu. Tabii eskide kalabalıklar vardı. Şimdi kalabalıklar yok. Gençler de şimdi yemiyor. Ben onu yemem, ben bunu yemem diyor ama ben çocuklarıma her şeyi yedirtiyorum. Şimdi arkadaşlar patatesi koyduk ya. Bunun içine tuzlu suda beklediğimiz patlıcanları da koyuyoruz.
Çünkü bunlar hepsi taze. Yeni turfandan hepsiler. Şöyle de patlıcanları da koyduk. Arkadaşlar sıra sıra gidiyoruz. Ve en üste kabağa koyacağız. Şöyle. Artık bunları altını da kıstım. Kendi kendine suyunu bıraksın. Kendi kendine kaynasın. 5-10 dakikaya da geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakikadır durdu. Gördüğünüz üzere kaynadı. Şimdi karıştırıyoruz. Buna çok su girmez. Çünkü kabaklar da şimdi suyunu da bırakacak. Böyle güzel güzel kavuklayalım. Gördüğünüz mü rengarenk. Bütün zepseler içinde. Ben çok etli türlü sevmem. Bizim Antalya'da böyle meşhur zepselerin bol olduğunda bir ondan iki ondan evde ne kadar zepse kaldıysa böyle hemencik bir kavurma yapıveririz. Güzel bir kavurma olur. Bu arada arkadaşlar ben size bahçemi göstereceğim şimdi birazdan. Apartman bahçesinde kadar olursa ama. Biz çünkü alışmışız öyle bahçeli yerlerde. Annelerin bahçeli evlerde vardı. Zamanı gelince mevsiminde her şey ekerlerdi. Şöyle gördünüz karıştırdık. Altı kısık arkadaşlar. Kendi kendine kavruluyor. Şimdi bahçeme gidiyoruz. Arkadaşlar ben buraya bakın testikan ektim. 2, 3, 4 tane testikanım var. Bunlar yazlık kışlık festikanlar size göstermiştim önceden. Burada da reyhanlar var. Kırmızı reyhanlar. Yani kırmızı fesleğen dediklerimiz. Mor. Dedim. Ondan sonra 7 kardeş ektim biberiye. Biz acıyı çok severiz. Bakın üstünde olmaya başladılar bile biberiyelerim. Böyle güzel güzel bak. Bunlar inşallah büyür de size göstereyim. Bunlar da mor biberiyelerim. Bunlar 7 kardeş dediklerimizin çiçekleri açmaya başladı. Burada nanem var. Nanem piştim daha güzel olsun diye ekler. Burada da maydanozum vardı. Onu da şey yaptım. Kestim. Daha güzel çıksın diye arkadaşlar. Burada da kaktüslerim var. Belki 10 çeşit kaktüs çeşidi var. Büyük bir saksının içinde. 10 çeşit vardır kaktüslerim. Güneşli bir gün bugün. Şurada da bir kaktüsüm var. Değişik mor bir çiçek açıyor. Bu mor mor açıyor. Böyle çok güzel oluyor. Gerçekten çok seviyorum. Bu kadar arkadaşlarım. Balkon masam. Şöyle sandalyelerim var. 4 kişilik bir. Sonra tabureleri koyuyoruz kalabalık olunca. Şöyle oğlum şeyi çek. Manzaramızı çek. Güzel bir manzaram var arkadaşlar. Tabii ki benim evim burası kira. Ama inşallah herkese de versin. Allah bana da versin. Yapacak bir şey yok. Bizim bahçelerimizde şimdi yeni dünyalar oldu. Gerçekten yeni dünyalar. Biz gidip topluyoruz. Dutlar var. O karşı bahçede. Belediyenin bir bahçesi. Ondan sonra çok güzel. Kimseye bir şey diyen yok. Toplayan, yiyen, kendi önünden geçen herkes yiyebiliyor. Karşıda ben Lara bölgesinde oturuyorum. Güzel bir bölge. İnşallah buradan da bir ev sahibi olurum. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15 dakikaya geçti. Nasıl anlayacağız? Bir tane fasulyeye baktım. Olmuş. Nasıl olmuş? Yani taze. Patatese baktım. Olmuş. Zaten kabakla patlıcan daha çabuk oluyor. Yani şu an yemeğim pişti. Ama ben bunu daha işlem bitmedi. Bahçemde göstermiştim. Fesleğenlerim var. Şöyle fesleğenlerin uçlarından aldım. Şöyle atıyorum içine. Şöyle dallarından. Hani bu sevmiyorsanız atmayın. Bunun tadı ayrıdır. Çünkü ben kabağıma, patlıcanıma böyle fesleğen koyuyorum. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz yeni sarımsaklar çıktı. Şöyle taze taze sarımsakların küçüklerini böyle bütün atıyorum. Büyükleri de doğruyorum. Rendelenmiyor bu. Zor rendeleniyor. Kayıyor elimin altında. Onun için böyle taze sarımsak olduğu zaman doğruyorum. Şöyle bol doğruyorum hem gördüğünüz üzere. Küçükleri atıyorum. Büyükleri 2'ye 3'e nasıl isterseniz. Ama gerçekten mükemmel bir lezzet. Mükemmel bir koku. Hiç ete tavuğa gerek yok. Hem besleyici hem diyet yemeği. Şöyle gördüğünüz üzere 10 numara 5 yıldız yine kendime verdim. Güzel bir yaz türlüsü yaptık. Şöyle inanın. Görüyorsunuz renklerini. Kokusunu bir duysanız hakkınızı helal edin. Tereyağı o kadar lezzet verdik o biberler. Şimdi 5 dakika dinlensin gelelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dinlendi. Şöyle. Bunu soğuk da yiyebilirsiniz. Ben hatta sabah kahvaltılarım çayın yanında çok seviyorum arkadaşlar. İnanın ertesi gün kaldığında böyle soğuk soğuk bile yiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle size doku testi yapalım. Hepsinden katalım. Şöyle fesleğeninden. O kadar güzel o kadar lezzetli ki. Şöyle bakın patatesini patlıcanlar eriyor bakın. Eğer ki arkadaşlar fasulyeler zaten pişmiş aşağıya kadın çabuk pişer. Patateslerim zaten eridi. Kabağım da öyle. Zepse yemeği çok fazla pişmez zaten arkadaşlar.
Ama şöyle bir ayrıntılı. Eğer ki arkadaşlar yemeğinin suyu olmazsa, bazı kabaklar, patlıcanlar bırakmaz, taze patlıcanlar falan kabaklar suyunu bırakmazsa, hemen yarım bardak daha su ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Sadece fasulye kavrulurken gördüğünüz bir çay bardağı kadar kaynar su ekledim kavurduktan sonra. Eğer ki susuz, çok susuz olursa, kuru kuru olursa yarım bardak daha ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.